Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Becerikli Kanguru adlı çocuk oyunuyla çocuklara unutulmayacakları bir gün yaşattı. Ormanda geçen bir dostluk öyküsünün ve yardımlaşmanın anlatıldığı oyunda çocuklar doyasıya eğlendi. Becerikli Kanguru adlı çocuk oyunu 28 Kasım Cumartesi günü saat 13 ve 15'te Hatay Kültür Merkezi'nde çocuklarla tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in girişimiyle 20 yıl atıl kaldıktan sonra bakanlık tarafından yeniden inşa edilen kültür merkezi Samandağ'da yakında hizmete girecek. General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde belediye toplu konutların yanında kurulan kültür merkezi, Samandağ'ın kültürel ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderecek. İnşaat alanı 5500 metrekare olan merkezde 140 kişilik küçük ve 340 kişilik büyük tiyatro salonu bulunacak. Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Seyahatname adlı tiyatro oyununu 15 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Samandağ Belediye Çarşı Salonu'nda Samandağlı vatandaşlar ile buluşturacak. Günümüz Türkiye'si üzerine önemli mesajlar veren oyunun öyküsü Aziz Nesin'e ait. Ayrıca Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Samandağ'da kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımları işgal etmeye devam eden esnaflar hakkında cezai işlem uygulanacak. Kırıkan'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde parkeleme çalışmaları yapıyor. Dört yolda emlak, çevre temizlik ve ilan, reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için son gün 30 Kasım. Kısa adı TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Hatay Şube Yönetim Kurulu üyeleri İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit'i ziyaret etti. TÜMSİAD Hatay Şube Başkanı Doğan Gülsüren, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında İskenderun Kaymakamı Özyiğit'e bilgi verdi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.